Geçmişte her talip ki birbirine ikrar vermişti. Evet. Yani onun rızalık almasına gerek yok. O zaten onu kendi piri olarak kabullenmişti. Ama bugün yani ben burada bir toplumla karşı karşıya geleceğim, ilk olarak geleceğim. Ne o toplum benim yaşamımı biliyor, ne de ben o toplumun yaşamını biliyorum. Elbette ki benim o toplumdan rızalık almam lazım. Ha şimdi Cem'in de çeşitleri var. Burada bugün muhabbet Cem'i yapacağız. Ha birlikte gönülleri birleyeceğiz. Sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, paylaşımı nasıl birlikte üretebileceğiz, birbirimize can olacağız. Bunu anlatmaya çalışacağız. Yani benim yani bütün temennim, dileğim gerçekten gelen insanlara darları, lokmayı, işte düşkünlüğü, müsaitliği, dört kapı, kırk makamı, rıza şehri dediğimiz şey ne onu, yani Garan nedir, Hızır nedir, bu Nevruz nedir, bunlar niçin yapılıyordu, bu yardımlaşmayı, bu dayanışmayı anlatıp o insanlara bu yolun o erkanlarını iletmek gerekir diye düşünüyorum. Ama yok işte yani ağladık yani bir yakınımız da ölüyor, vefat ediyor, Hakk'a yürüyor. Tamam acıdır, o acıyı çekiyoruz bir süre ama bir süre sonra biraz daha metanetleşiyoruz. Kabrine gittiğimizde veya lahfe edildiğinde bir ortamda bilmem ne, elbette ki duygusallaşıyoruz, tekrar şey yapıyoruz. Ama yani her cemde de yani olmuyor ki, bilmiyorum. Yani o yüzden evet cemler cem olmaktan biraz uzaklaştı. Çünkü şöyle de bir şey var. Yani şimdi rızalık alıyoruz. Ya kimse birbirini belki tanımıyor. Yani yan yana oturmuş tanımıyor. Ya yani formalite icabı bir şey oluyor. Birbirinizin omuzundan öpün rızalık verin. Razıyım diyor. Ya yani bu metropolde hepimiz kimisi müteahhit, kimisi bakkal çalıştırıyor, kimisi bir işte çalışıyor. Yani hiçbirimizin eksiği yok bu yaşama karşı. Ya ben de bunu yaptım deme şeyimiz yok mu? Çıkmadı vallahi 10 yıldır. Yani ben de gözlemliyorum. Kendim de dahi böyle bir şeyi şey yapmadım. Oysa uygulamamız lazım. Yani eğer yoksa dahi yani ben bunu katıldığım cemlerde dedelere önerdim. Yapalım böyle bir şey. Yani yapalım ki bu insanlar görsün. Bu nasıl yapılıyor, cezası nedir, nasıl uygulanıyor, ne oluyor, bunları yapmamız lazım. Yani ille biri çıkıp şey olmasına gerek yok yani bunları uygulamamız lazım diye düşünüyorum. Yani şimdi şey, benim buradaki düşüncem her talip mutlaka kendi pirini bulmalı. Yine mutlaka kendi pirini bulmalı. Yani biz her ne kadar zaman zaman bazı eleştirilere dedeler şey yapılıyorsa, maruz kalıyorsa da ama bu yolu bugüne kadar getiren gene o taliple şeyin gönül birliğidir, o ikrardır diyorum. Pirim diye caminin kapısını sonuna kadar açmış, talipleri oraya götürmeye yönlendiriyorlar. Bu da gerçekten bizim için çok üzücü bir olay. Müsaitlik mesela, canlı olarak 4 tane evet. Can alınır, o nasıl yapılıyor, o orada, o insanların yapılması lazım. Can, yani cem evleri sonuçta siyasette bulaştı, kirlendi. Ama bunu kişisel değil, toplum açısından yapacağız. Ha, buradan 3-5 kişinin çalışıyorsa, burada da hizmet yüklüyorsa ne mutlu bunu başarabilmesi. Ama yok, bir başkan, yani hem başkan, hem dede, hem meclis üyesi böyle bir şey olmaz yani alevlikte böyle bir şey oldu. İşte Tunceli. Yani adam hem Cemevi dedesi, hem Cemevi başkanı, hem sosyal hizmetler müdürü. Milleti işe alıyor, milleti işten kovuyor, evet. Millet bilmem ne yapıyor. Bununla nereye gideceğiz, ne yapacağız bilmiyorum. Ben yine iyi ki siz varsınız. Yani sonuçta gerçekten siz bu Alevi camiasının hem gözüsünüz, hem kulağısınız, hem dilisiniz. Şu anda da sizin gibi bu hizmeti yapan Mersin'de Diren Keser canımız vardı. Şu anda içeride. Ona da buradan selam gönderiyoruz. Bak onun da burada yani o içerideyken bir önceki dönem Muharrem'e denk gelmişti. Oruç tutmuştu. Ben dede istiyorum demişti. Evet. Bir arkadaşımla birlikte. Yine işledi rehberi. Aynen biz gittik kendisiyle o arkadaşım görüştü. O talebini de yerine getirmiştik o zaman. Ben Hızır yardımcısı olsun, bir an önce bütün tutsaklar özgürlüğüne kavuşsun diyorum, bu zulüm gitsin.